Namaz pozisyonlarının bedenimize şifası ne? Namazdaki hangi hareketler mucize yaratıyor? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan adım adım namaz ve insan sağlığına faydaları. Oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltacak. Evet, Hürkan Akkuzu merhaba. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz vallahi, nasılsınız? Elhamdülillah, yine enerjiler tavan, ekip her yer, herkes muhteşem, siz de muhteşem gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Biz geçen sefer bu programı yaptığımızda hakikaten çok istek aldı ve tekrar sevgili seyircilerimizden... ne olabilir, işte içerik neydi filan, işte ne demişti Hürkan Hoca diye sorular geldi ve biz de ekip çalışması sizinle koordineli bir şekilde buna yenilerini ekledik. Biz bugün sizden dinleyeceğiz. Böyle sindire sindire. Günde 5 vakit namaz zaten farz dinimizde. Biz bunun tabii ki gerekliliğini biliyoruz ama ötesinde de hikmetlerine vakıf olmak bizi daha da mutlu kılıyor. Önemli. O zaman hemen seccademizi alıp ben sizi dinlemek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Seccademizi alalım. Bunu güzel bir şekilde, tabii ki normalde kıble yönünde. Aha. Biz de onu yönelik böyle serelim şuraya. Güzel bir şekilde serdikten sonra her şeyden önce, namaz konusuna başlamadan önce bizim tıp camiasının bir Dünya Sağlık Örgütümüz var. Bu Dünya Sağlık Örgütü dünyanın her yerinde sağlık ve tıpla alakalı bütün her şeyi çeşitli şekilde tanımlıyor ve bunlarla alakalı bilimsel çalışmalar yapıyor. Biz özellikle sağlıkla alakalı olarak konuşacağımız için, namazı da böyle alacağımız için ele... Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor sağlığın tanımında. Sağlıklı bir birey nasıl tanımlıyorlar söyleyelim. Bir kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyolojik halden iyilik haline sağlıklı bir birey diyorlar. Bizde de özellikle kurban olduğum Mevlam insanoğluna, aslında bunu hani biz İslamiyet'in şartları olarak nitelendiriyoruz ama İslamiyet'in hediyeleri bu aslında, hediye. İnsanoğluna gelmiş olan 5 tane hediye var. Bu hediyelerin her birisi aslında insan metabolizmasına hem fiziksel, hem psikolojik, hem sosyolojik açıdan inanılmaz derecede mucizelerle beraber faydaları var. Biz bugün burada bu hediyelerden bir tanesi olan ve gün içerisinde de 5 kere yaparak mutlu olduğumuz aktivite ve farz olan namazı ele alacağız. Namaz özellikle sabah, hepimiz biliyoruz elhamdülillah Müslüman bir toplumda yaşıyoruz ve Müslüman olan herkes çok iyi bir şekilde namaz nasıl kılınır, hangi dualar okunur, nedir ne değildir, abdesti vardır, işte bilmem ondan sonraki aşamada tesbih, bilmem işte durumları ve sonraki en sonunda da dua ile kapatılan bu namazı bize Yüce Rabbim aslında en büyük hediye olarak vermiş. Neden? Başlayalım mı buna? Haydi başlayalım. Biraz böyle inceden. Hemen ayakkabılarımızı çıkartalım. Seccademizi de böyle serdikten sonra. Her şeyden önce bir defa insanoğlunda ve dünyada, siz de aslında bunu programlarınızda işliyorsunuz. Çok özür dilerim. Şöyle bir çorabımı yukarı doğru çekeceğim. Haklarını helal etsinler. Programlarınızda işliyorsunuz. Özellikle de şu hani gündem ötesi programında da işliyorsunuz ya. İşte namazın mucizeleri, bilmem işte kıyametin alametleri, işte altın oran falan filan, bunları ben birkaç programımıza denk gelmiştim, özellikle altın oranda. Dünyanın altın oran denk noktası. Gelmiştiniz? Açıp izlemiyor musunuz? Denk gelmiştim ve izlemiştim yani. Aşk olsun Pelin Hanım. Bilerek açmamış mıydınız yani? Evet. Dakika bir gol bir, yine fırçalar yemeye başlayacağız. Öyle gözüküyor. Eyvah. Sürekli izliyorum. Şimdi altın oran noktalarımız var bizim vücudumuzda ve dünyada ve kainatta. Yaradan bizi böyle yaratmış, nakşetmiş. Altın orana göre. Dünyanın altın oran noktası yapılan bütün bilimsel çalışmalarda Kabe ve Mekke'yi gösteriyor. Evet. Bizim özellikle orada öyle bir enerji ve öyle bir yayılan muhteşem bir manevi bir atmosfer var ki dünyanın hangi noktasında olalım? Kutupta, Türkiye'de, Afrika'da, nerede olursak olalım kendimizi altın oran olan noktası olan Kabe'ye doğru yönlendirdiğimiz zaman ilk etapta bir akışkanlık başlıyor. Kıbleye doğru yöneldik. Yöneldik, selam verildi, selamımızı verdik ve ellerimizi bağdaştırdık, durduk ve sürelere başladık. Kıyam pozisyonu dediğimiz bu pozisyona geldik. Bu pozisyonda dururken özellikle sabah namazında, bakın bu çok önemli ve dinen de Özellikle sabah namazının Peygamber Efendimizin hadislerinden bir tanesi. Tabii ki burada ben yani bir ilahiyatçı olmadığım için bu kadar çok başarılı belki söyleyemeyebilirim hadisleri, ama araştırdığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla, büyüklerimden ve aynı zamanda da hocalarımdan dinlediğim kadarıyla sabah namazında özellikle kılınan hem sünnet hem farz, özellikle sünnet gün içerisindeki farzlarla neredeyse eşdeğerdeymiş. Neden aslında biliyor musunuz? Ya bunun temel nedeni insan sağlığı için. Neden? Çünkü gün içerisinde istirahat süremiz esnasında belli bir pozisyonda yattıktan sonra bütün çevredeki olumsuz ve negatif olan her şeyi yatarak verdikten sonra bir de bir enerji boşaltma alanımız olacak. Biz namazla beraber başlangıçta o kadar çok hastalıklardan kurtarıyoruz ki bu 5 vakit namazı gün içerisinde yerine getirdiğimiz zaman, özellikle erkeklerde biliyorsunuz 11-12 yaş, kız çocuklarında da 8-9 yaşından sonra İslamiyet'te diyorlar ki fiziksel aktiviteler başlasın. Değil mi? Biz ne yapıyoruz şu anda yani? Bunu bilmeden çocuklarımızı işte spor salonlarına gönderiyoruz. Yazın işte yaz okullarına gönderiyoruz. Oraya buraya gönderiyoruz. Ben ayakkabınızı da çekeyim de rahat şöyle, bir şekilde. Şöyle olabilir mi? Olur olur, ben olayım. Siz zahmet etmeyin, kusura bakmayın. Gönderdiğimiz için aslında İslamiyet bunu başta bize ergonomik olarak yani hayatımıza kazandırmış. Erkek çocuklarında 10-11, kız çocuklarında 8-9 yaşında diyor ki özellikle farz olan hareketleri ve farz olan İslamiyet'in getirmiş olduğu kuralları uyguladığınız zaman sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Sağlıklı bir fiziksel anatomiye sahip olursunuz. Sağlıklı bir iç organlara sahip olursunuz. Sağlıklı bir sindirim sistemine, boşaltım sistemine, üreme sistemine sahip olursunuz. Bu çok önemli bakın. Biz gün içerisinde mesela tüp bebek tedavileri göründüğünü biliyoruz. Şu anda özellikle günümüzde on binlerce insan tüp bebek yöntemlerini görüyor değil mi? Neyse şimdi namaz pozisyonları başlarken her şeyden önce kıyam pozisyonuna geldiğimiz zaman sabah, öğlen, işte ikindi, akşam ve yatsı namazlarında en önemlisi omuzlarımız, belimiz, kalça, diz, ayak bileği ve ayak parmaklarımızdaki oluşabilecek, gelecekte karşımıza çıkabilecek ağrılardan kurtarıyor. Temel olarak 12 yaşımızda başladık. Ellerimizi aldık. Ön tarafta tuttuk. Erkeklerde göbek hizasında, kadınlarda yukarıda tuttuk. Bunu aslında temel olarak hareketlilik oluşsun ve özellikle enerji anlamında da şimdi günümüzde çok fazlasıyla hani şunlar var ya, meditasyonlar, yoga falan filan. Tabii bunların hepsi işte çeşitli inançlara göre. Yani yogayı biraz daha sportif artık özellikle biraz daha bulaştırdılar ama temelinde biraz daha o Hinduizmin getirmiş olduğu biraz temel inançlar da söz konusu. Fakat tabii günümüzde onları egzersizlerle pekiştirip farklı bir şekilde sunuyorlar. Namaz aslında ilahi açıdan tamamen tasarlanmış, o kadar güzel bir enerji ve o kadar güzel bir elektromanyetik alanlardan kurtarma ve meditasyonun en büyüğü ve en güzeli olan bir fiziksel aktivite. Başlıyoruz. Çok uzattık lafı değil mi? Buyurun. Evet. Ellerimizi birleştirdik ve özellikle selamımızı verdikten sonra kıyam pozisyonunda ileride belimizde, kalçamızda, dizlerimizde, ayak bileklerimizde ve ayak parmaklarında, omuzlarımızda ve boynumuzda herhangi bir şekilde anatomik bozukluk olmasın diye tasarlanmış bir pozisyondur. Kıyam pozisyonu. Bu pozisyonda işte çeşitli sureler okunduktan sonra hangi pozisyona gidiyoruz? Rükû. Rükû pozisyonuna geldik. Bu pozisyonun bize en çok fiziksel sağlığımıza faydası nedir? En çok diz eklemlerinde oluşabilecek ağrıları ya da ağrısı varsa, belli bir yaşa gelmiş, artık yani eklem bütünlüğü bozulmuş, amcalarımız, teyzelerimiz ya da genç kardeşlerimiz falan vardır. Bu pozisyonda kaldıkları zaman özellikle işte 5 ile 10 saniye arası arka taraftaki hepsinin kas grubu dediğimiz bizim arka uyluk kasları, onların bir defa kas boylarında hafif bir uzama durumu olacaktır. Gün içerisinde erkeklerde kas lifleri kadınlara göre daha kalındır ve erkeklerde bu kas lifleri daha çok kısaldığı için gün içerisinde esneklik anlamında kadınlara göre daha az performans sağladıkları için ağrıları daha çok olur. Daha iyi adım atamaz, daha iyi duramaz, daha uzun süre ayakta kalamaz. Bu pozisyonla beraber birinci olarak bu hamstring kas grubu dediğimiz arka uyluk kaslarının boylarını uzatacaklar. Birincisi. İkincisi de diz eklemlerinde oluşabilecek ağrıların önüne geçecekler. Ağrılarda varsa yapılan bir bilimsel çalışmayı söyleyelim. 1980 yılında, ben o zamanlar daha embriyo bile değilmişim, annemin karnında daha dünyaya gelmemişim. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yapmış olduğu bir araştırmada özellikle de rükû pozisyonunda ve namaz kılanlarda, aslında böyle söyleyeyim, namaz kılanlarla namaz kılmayan iki grubu karşılaştırıyorlar. Namaz kılanlarda namaz kılmayanlara göre romatoid artrit denilen ve eklem romatizmalarından bahsediyoruz biz bu aslında. Ve çok ağrılıdır. Ve çok ağrılıdır ve bu eklem ağrıları içerisinde olan hastaları alıyorlar. Bu eklem ağrılığı olan romatoid artrit denilen hastalıktan namaz kılanlar namaz kılanmayanlara göre daha erken bir şekilde tedavileri sonuç veriyor. Kısa bir süre içerisinde neticelerine ve şifalarına kavuşuyorlar hareketlerden dolayı. Namaz kılmayanlar ise uzun süreli medikal tedavileri devam ediyor aynı zamanda ve uzun yıllar boyunca bu hastalıkla mücadele ediyorlar. Tabii ki doktor arkadaşlarımızın da medikal düzenlemeleri çok önemli. Rükû pozisyonunun özellikle İstanbul Üniversitesi 1980 yılında yapmış olduğu bu araştırmada diz eklemlerinde oluşabilecek herhangi bir ağrıyı da önlediğini söylüyor bu pozisyon. İkinci olarak bu pozisyonda kalça ve bel bölgemizde, bakın belimizde düzleşmelerden çok fazlasıyla konuşuyoruz değil mi? Bel düzleşmemiz var, belimizde bir fıtık başlangıcı var. Bu pozisyon belimizdeki düzleşme olayını engelleyecektir. Bel ağrılarını azaltacaktır. Aynı zamanda kalça eklemimizde oluşabilecek bir sıkıntıyı da azaltacaktır. Şunu da söylemekte fayda var. Ayakta bizim durduğumuz zaman vücut ağırlığımızla eşit bir şekilde sağ ve sol tarafımızı her iki ekstremite dediğimiz sağ sol bacağımızı eşit bir şekilde verdiğimiz zaman kan akımımız da hızlanacaktır. Kan akımımız hızlandığı için ne olacaktır? Şimdi onu biraz daha tayyat pozisyonu dediğimiz oturma pozisyonunda ele alacağız ama ileride oluşabilecek kalp krizi, kalple alakalı oluşabilecek ritim bozukluğu, taşikardi denilen durumların önüne geçecek. Yani herhangi bir şekilde kalbimizin etrafında oluşabilecek arteriosikleroz dediğimiz damar çeperinin etrafının tıkanıklığını engelleyecek bir pozisyondur. Onu tayyat pozisyonunda anlatacağım ama bu pozisyonda da başlangıcını sağlıyoruz. Çünkü ayaklarımızla tamamen yere temas ettiğimiz zaman ayak tabanı altındaki reseptörler uyarılmaya başlayacaktır. Kan dolaşımı hızlanmaya başlayacaktır. Kan dolaşımı hızlandığı için bu sefer kalbimizden vücudumuzun her noktasına pompalanan kan eşit miktarda ve sağlıklı bir şekilde pompalanacağı için dolaşımla alakalı herhangi bir problem olmayacak. Varis sıkıntısı yaşıyoruz. Varisin en büyük sıkıntısı nedir? Ayakta uzun süre kalanlarda, özellikle asker, polis, nöbet tutan ya da işte mutfakta çalışan hanımefendilerde falan varis problemi oluşuyor değil mi? O tight pozisyona geldiğimiz zaman bir uygulama, bir şey göstereceğim. O pozisyonda onu muhakkak düzenli bir şekilde yapsınlar. Varis sıkıntısının önüne geçeceklerdir. Kesinlikle. Oluşmasını engelleyeceklerdir. Oluşmuşsa onu tabii ki kalp damar cerrahı uzmanları tarafından düzenli bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Oluşmasın diye engellemek, önlemek adına varis, buna beraber kalple alakalı dolaşım bozuklukları, bunlarla ilgili birazdan o pozisyona geldiğimiz zaman uygulama göstereceğiz, tamam mı? Evet, rükû pozisyonunda özellikle ne dedik? Diz eklemi, bel ve kalça da oluşabilecek ağrıları engellemek için çok önemli bir tasarım. Çok güzel bir şekilde Yaradan bunu bize, özellikle namaz ne zaman bize verildi biliyorsunuz. Ben söyleyeyim, Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e bunu insanoğluna hediye etsin diye vermiş Yüce Rabbim. Biz de bu hediyeyi alıp iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Şart olarak değil, hediye. Bu hediyeyi kullanırsak, bu hediyeyle beraber biz sağlıklı bir şekilde yaşayacağız. Herhangi bir şekilde sıkıntımız olmayacak. Geldik rükû pozisyonundan sonra bir daha geldik kıyam pozisyonuna ve nereye gidiyoruz? Secdeye gidiyoruz. Secdeye geldik. Çok önemli. En önemlisi bu. Özellikle gebe hanımefendiler burayı çok iyi bir şekilde dinlesinler. Secdeye geldik. Secdede dikkat ederseniz her iki avucumu yere temas ettirdim. Ve alnımı ve burnumu yere temas ettirdim. Ve ayaklarıma dikkat ederseniz ayaklarım şu şekilde. Şöyle değil. Bakın ayak parmaklarımla, özellikle baş parmaklarımla bu pozisyonda duruyorum. Sanki her an ayağa kalkacakmışım gibi. Bu pozisyonun en büyük bize amacı ve hedefi ne biliyor musunuz? Bunun en büyük ve en güzel özelliği bizde ileride oluşabilecek kanser hücrelerinin önüne geçiyor. Secde. Ve gün içerisinde bizim, bunu da Mısır'da bir üniversitede yapılan bir bilimsel çalışmayı size söylüyorum. Gün içerisinde çevreden almış olduğumuz bütün elektromanyetik dalgalar secde pozisyonla, elektromanyetik dalga aslında biz bunlar göze görünen şeyler değil. Ama her yerde var. Işıklardan geliyor. Hepimizin cebinde telefonlar var. İşte dünyamızın her tarafında uydular var. Antenler var. Onlar bunlar var. Her yerden vücudumuza temas eden bir elektromanyetik dalgalar var. Yaratan özellikle yani kurban olduğum Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bunların hepsini insanoğlunun kendine olan yani kendine karşılaşabilecek, ileride oluşabilecek herhangi bir şekilde sıkıntının önüne geçirebilmesi için bunlar aslında ya yapın demiş, edin demiş. Güzel bunlar, sağlıklı yaşayıp sağlıklı öleceksiniz demiş. Gerçekten. Şimdi tabii ki ölümün de en önemlisi başyastı kolon biliyorsunuz çok daha kıymetli. Biz bunu gün içerisinde görüyoruz vefat eden hastalarımızdan dolayı yoğun bakımlarda da çok çalıştığımız için. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Secde pozisyonunun özellikle en önemli etkisi kanserin önüne geçebilmesi. Kanser. İlerideki kanser hücrelerimizi önüne geçebilmek için secde bizim için çok önemli. Bir. İkincisi elektromanyetik alan ve dalgaları bu pozisyonda tamamen bütün duyularımızı yere temas ettiğimiz için alnımız, burnumuz, her yerimiz temas ettiği için tamamen yere boşaltıyoruz. Tamamen o enerjiyi, o kötü almış olduğumuz akımı boşaltıyoruz. Ve gün içerisinde biz bunu sürekli yaptığımız için anksiyeteden, stresten uzak duruyoruz. Bakın bununla psikolojik açıdan da çok büyük faydası var. Gün içerisinde ne yapıyoruz? Biz streste olabiliyoruz. Her an negatif olabiliyoruz. Negatifliği, sinirliliği, öfkeliliği, stresi ki stres bütün hastalıkların başlangıcıdır. Temel olarak da sindirim hastalıklarının başlangıcıdır. Mide ile alakalı bir sıkıntınız varsa midemde bir yanma var. Doktora gittim gastrit dedi. Yani gaz var. İşte ülser başlangıcı dedi. Falan var. Temelinde aslında o kişi de stresli olabilir. Ya da sürekli o stres kontrolünü dengeleyemiyordur. Stres kontrolü, stresimizi dengelemek istiyorsak al arkadaşım sana yöntemini gösteriyorum. Şu. Secdeye gel. Bir de burada beyne tabii. de kan akıyor değil mi? Şimdi burada tabii ki tamamen kalp hizamızın altına beyin organımız altına indiği için kan dolaşımımız hızlanıyor. Kan dolaşımı hızlandığı için vücudumuzda oluşabilecek ileride beynimizle alakalı. Bakın çok önemli bir şey söylediniz. Ben bunu biraz önce söyleyecektim. Herhangi bir şekilde vücudumuzda beynimizde bir damar tıkanıklığına bağlı olarak sağ ya da sol tarafımızda gelişebilecek felç pozisyonunun önüne geçiyor. Sürekli namaz kılan kişilerde ben mesela daha çok felç hastalıklarla ilgileniyorum. Gün içerisinde de bir sürü kişinin şifasına vesile olmaya çalışıyoruz. Özellikle onlarda yapmış olduğum anemnez dediğim hikaye kısmında soruyorum yani neler yapıyordu geçmişte? Fiziksel aktivite var mı yok mu falan filan daha çok stres, işte kullanmış oldukları çeşitli ilaçları bırakma sonucunda ya da geçirilen herhangi bir kalp krizi sonucunda meydana gelen vücudumuzun sağ ya da sol tarafında oluşabilen bir felç durumu oluyor. İşte şu secde pozisyonuyla secde. Siz biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Beynimiz ne oldu? Kalp hizamın altına düştü mü? Düştü. İleride oluşabilecek herhangi bir beyin kanamasının önüne geçebildik mi? Geçtik. Bununla beraber sağlıklı bir şekilde, bunu düzenli bir şekilde yaptığımız zaman herhangi bir şekilde eğer düzgün besleniyorsak da beslenme de önemli. İslamiyet beslenmeyi de nitelendirmiş. Tabii ki. Hatta bununla alakalı Peygamber Efendimizin yine bir hadisi var. Midemizin diyor 1/3'ini su, 1/3'ini yemek, 1/3'ini de hava. Ama biz bilimsel çalışmayı yine size söyleyeyim. Avrupa'da yapılan bir bilimsel çalışmanın içerisine Türkleri de alıyorlar. Türk mutfak kültürü ve Türklerin beslenme alışkanlığı. Biz yemek borusuna kadar yediğimiz zaman duyduğumuzu hissediyoruz. Doyuyoruz. Yemek borusuna kadar. Oraya kadar geldik. Buradan hocama kulaklarını çınlatayım. Onun bir gün dersinde dinlemiştim. Sinan hocanız vardır. Siz de programlarınıza çok davet edersiniz. Kim? Canan mı? Evet. Sinan hocamızı bir gün dinlerken bu anlatıyor. Ya Hürkancığım öyle böyle falan filan. Hocam sağ olsun kıymetli hocam. Buradan tekrardan selamlarımı iletiyorum. Bunu bana bu örneği anlattı ve ben de araştırdım. Ya dedim hocam bırakın siz özellikle mi yapıyorsunuz falan. Ya dedi, git araştır şu makaleleri falan filan okudum. Hakikaten de böyle bir durum varmış. Ya biz yani Türklerdeki beslenme alışkanlığımızda doygunluk noktası ta özefagus dediğimiz yemek borusunun olduğu noktaya kadar. Ama farklı kültürlerde biraz daha dikkatli bir şekilde buna dikkat ediyorlar. Zaten Peygamberimiz tok acıkmadan asla oturmazmış, tokta kalkmazmış. Evet, işte yani bunun ölçüsü bu. Kesinlikle. Yani neymiş? Bunu nitelendirirken 3'te 1'i su, 3'te 1'i yemek, 3'te 1'i hava şeklinde. Peki, bununla beraber secde pozisyonunda, burayı geçmeyelim. Tamam. Özellikle anne olabilecek hanımefendilerde. Ama diyecektim, niye özellikle hamileler dinlesin? Mesela bu pozisyonda cenin pozisyonu, yani anne karnındaki bebek, bu bizim cenin pozisyonumuzu biliyorsunuz değil mi? Aha. Ceninde oluşabilecek, çünkü rahim biraz daha duvarı, yani kavanozumsu, biraz daha yuvarlak kavanozumsu bir şey. Aslında maketlerimize keşke getirseydik, gösterseydik rahmin pozisyonu ve rahimdeki çocuğun şekillenme ve duruş pozisyonu. Ama herkes bunu biliyor. Bütün anneler bunu biliyor. Anne olacak olan kişiler bunu biliyor. Herkesin o bebeğin nasıl şekillendiği, nasıl ilerlediğini. Ceninde, yani çocukta, anne karnındaki çocukta herhangi bir şekilde fiziksel bir bozukluk olmasın diye. Mesela bunu özellikle doktor arkadaşlar, Down sendromu falan filan, özellikle jinekologlar testini yaparlar. Varsa da işte ya bunun ileride oluşabilecek sıkıntılarını aileye söylerler. Olmasın diye. Çocukta herhangi bir şekilde şekille ilgili bir bozukluk olmasın. Şu pozisyonu yapalım işte, secde. Bu pozisyonu yaptığımız zaman burada da özellikle rahim, cenin pozisyonundaki çocuğun oluşabilecek bütün fiziksel sıkıntılarını kurtaracaktır. Demek ki secdenin... Peki bu 9 aya kadar mı? Hayır tabii ki. Ya çünkü bir yerden sonra zor. Hayır. Bu özellikle annelerde 22. 26. haftaya kadar, 22 ile 26 hafta arasına kadar. Bu pozisyona kadar zaten cenindeki şekillenmeler belli olur. Yani 5,5 ay gibi filan. Evet. Ha. Ondan sonraki süreçte tabii ki o artık İslamiyet'in getirmiş olduğu, orayı hocalarımıza sorması lazım. Hangi durumda namaz nasıl kılınır falan, onu ben bilemem. Tamam, oraya kadar benim ilmi şeyim yetmez, kusura bakmasınlar. Biz sadece bu pozisyonda başlarda anne mutlu oldu, ben evet anne oluyorum, baba oluyorum dediği zaman çocukta oluşabilecek cinsiyet falan filan daha belli değilken oluşabilecek o dönemlere gelmeden önce acaba işte sağlıklı gidiyor mu, düşük olur mu, olmaz mı falan filan, yani nedir ne değildir olmasın diye. Ceninde herhangi bir şekilde şekil bozukluğu olmasın diye, anne karnında oluşabilecek herhangi bir bebekte bir sıkıntı olmasın diye özellikle erken döneminde ilk 5 ayında bu secde pozisyonumuzu yapalım. Hatta şöyle de olabilir, belki kadın hamile kaldıktan sonra hani namaz kılarsam acaba bebeğe zararım olur mu düşüncesine kapılanlara bilakis faydası olduğunu söylüyorsunuz. 5,5 aya kadar, ama ondan sonrası tabii ki hocalarımızın ve doktorların da tavsiyesine bağlı olarak devam edilmesi lazım. Secde pozisyonunun özelliklerini bir sıralayalım. Kanserin önüne geçiyor. 2, elektromanyetik dalgalarımızı tamamen boşaltıyoruz. Stresten, psikolojik herhangi bütün sıkıntılardan tamamen kurtarıyoruz secde pozisyonunda. 3, ileride oluşabilecek beyin kanamasının önüne geçiyor. 4, annedeki meydana gelebilecek, anne karnında çocukta meydana gelebilecek bütün oluşabilecek şekil bozuklukların önüne geçiyor. Aynı zamanda bu pozisyonda ayak bileklerimize dikkat ederseniz şu şekilde bastırıyorum. Kalp sağlığımızda bütün dolaşım sistemimi hızlandırıyorum. Kalbimizde oluşabilecek herhangi kalp damarları çevresinde oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçiyor. Tamam. Bir de şu aklıma geldi. Namazın hakkını vermek adına da hani hep söylenir ya, böyle çok hızlı değil de. Şimdi mesela o pozisyonu vücudun algılayabilmesi, gerçekten siz söylediğiniz gibi yönelik zaten kanın akması için sureler, süreleri, orada meydana getirilen işte secde ve rükû pozisyonunda söylenilmesi gerekenler, Subhanallahi velhamdülillahi, işte Subhanallah ifadeleri. Yani burada meydana gelebilecek herhangi bir... Şimdi mesela şurada Sübhane Rabbiyel Allah hani çok diye de söyleyebilir. Ama hani sizin söylediğiniz aynı zamanda hani bu vücudumuza da etkileri, bu hikmetini de görebilmek adına orada belki bir hani her seferinde bir 3 saniye vermek. Bazı şeyler var. Hani bunu Ramazan'da özellikle çok duyarız. Ramazan'da hızlı teravih kıldıran hocalarımızla meşhur olan noktalarımız var. Özellikle biz cemaatte ya hızlı mı kıldırıyormuş, hemen oraya gidelim ve orada yine asanız yere düşmez. Diğer yerde ise hatim duasıyla okudan bir hoca var. Bomboş ya. Aslında bunun en güzelini normal sürelerle, normal sürecinde Tasarlamış bunu ya, zaten Yüce Yaradan bunu bu şekilde tasarlamış. Peygamber Efendimiz'e böyle olması gerektiğini söylemiş. O da insanoğluna böyle öğretmiş. Hı. Yani bizim namaz pozisyonumuzu ve Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Özellikle okunulması gereken süresi boyunca... Hı. kalmamız lazım. Şu hızlı pozisyonlar daha çok bizi tutar. Yani aha. hızlı hareket ettim, kalktım, oturdum, hızlı bir şekilde geldim, secdeye kalktım, bir daha ayağa kalktım, ay buradan tuttum falan filan. Oluşabilecek hı. herhangi bir şekilde kas yırtığı, eklemde bir donma, belde daha çok ciddi bir şekilde meydana gelebilecek bir ağrı, dizdeki bir eklem bütünlüğünde bozulma, her şey olabilir. Tabii ki. Yavaş yavaş. Her şeyi yavaş yavaş, sindire sindire, sakin sakin kılacağız. Aha. Tamam mı? Secde pozisyonundan sonra biz tayyat pozisyonuna geliyoruz. Bakın şu pozisyon bizim oturma pozisyonumuz. Tayyat. Hmm. Özellikle tayyat pozisyonunun bizim için en önemli özelliği ayak bileğimizde ve diz eklemlerinde ileride oluşabilecek yine tekrardan ağırlığın önüne geçebilmekle birlikte ayak bileğimizde dikkat ederseniz oturma pozisyonunda burayı özellikle tekrardan önceki programlarda da size göstermiştik. Baş parmağımız destekli bir şekilde direkt farkındaysanız ekranda da sevgili seyircilerimiz görebiliyor. Bu pozisyonda oturmamız lazım. Neden? Özellikle baş parmak refleksoloji bir denilen bir bilim dalı var. Refleksoloji ile alakalı. Baş parmakta alakalı olan bütün duysal reseptörlerin hepsi baş parmaklarda birikmiştir. Hı hı. Beynimizde ileride oluşabilecek yine tekrardan beyin kanaması ve herhangi bir şekilde algı bozukluğumuz varsa konsantre olamıyoruz. Hiperaktifim. İşte gün içerisinde çok sakinim. Bunu normalleştiren, dengeleştirilen bir durum. Baş parmağımızda oraya yapmış olduğumuz basınç. Refleksologlar özellikle gittiğiniz zaman sizi tedavi ederken ya da size işte refleksoloji masajını yaparken baş parmaklara daha çok böyle sert bastırır ve uzun süre kalır. Çünkü beyne giden akımı hızlandırıyor. Orada oluşabilecek bütün yorgunlukları, bütün herhangi bir şekilde negatif kötü bir şey varsa onlar önüne geçiyor. Yaradan bizi bu şekilde tasarlamış. Hı. Aynı zamanda da ayak bileğim tamamen kanı pompaladığı için bize mesela fizyoterapistler hastalarımızda çok meşhurdur. Özür dileyerek gösteriyorum. Şöyle ayaklarımı uzatacağım. Şöyle bir uzatayım göstereyim. Şu hareketi biz mesela çok yaptırırız. Ayağımızı kendimize doğru çektik, gaza bastık, çektik. Bastık. Biz bunu neden yaptırıyoruz biliyor musunuz? Felçli hastalarda olsun, işte herhangi bir şekilde eklemle alakalı sıkıntılı, problemli olan hastalarda olsun. Neden bunu yaptırıyoruz? Kan dolaşımı hızlandırsın diye. Kan dolaşımı hızlandırsın da dolaşım bozukluğumuzun önüne geçelim. Mesela bacaklarında ödem durumu olanlarda, özellikle lenf kanalları tıkanmışsa, fil hastalığı dediğimiz, yani halk arasında bilinen bacaklarda çok ciddi bir şişme durumu olur. Bu hareketi biz tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki şunu yapın mesela. Hmm. Bunu namazda özellikle tayyat pozisyonda otururken tekrardan gösteriyorum. Tamamen sabitleyip yine burada işte ettehiyatü falan okunduğu süreçte maksimum 1 dakika 2 dakikadır falan. O süreç esnasında burada meydana gelebilecek dolaşımla alakalı her şeyi tamamen güzel bir şekilde vücudumuzda özellikle dikkat ederseniz sağ bacağımızı bu şekilde neden? Kalbimiz sol tarafta. Akımı tamamen orantılıyor, doğrulaştırıyor. Herhangi bir şekilde yine tekrarlıyorum. Damar çevresinde oluşabilecek yağ çeperinin önüne geçiyor. İleride hipertansiyon olmasın. İleride buradan herhangi bir pıhtı atıp gidip bir yerleri tıkayıp felç olmasın diye bu şekilde tasarlamış. Ve burada bunlar bitirdikten sonra işte geliyorlar bu sefer bakın parmaklarla alakalı olarak ne tasarlanmış biliyor musunuz? Oturduk bu pozisyonlarda kaldık, bitti, geldik dua pozisyonuna. Hı. Dua etmeden önce ne yapıyoruz? Tesbih çekiyoruz. Hı hı. Ben sizin için özel bir tesbih getirdim. Bizim Erzurum'umuzun güzel tesbihlerinden. Ne güzel. Evet. Bu tesbih alıyoruz. Tesbihle de ne yapıyoruz? İşte burada Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah denilen tesbihlerimizi çekiyoruz. Çekerken ne yapıyoruz? Dikkat ederseniz parmaklarıma bakın. Hı. Parmaklarım oynuyor değil mi? Hı hı. Eklem romatizmaları var ya biraz önce söyledik ya romatoid artrit. Hı. Oluşmasını engellemek için burada çeşitli noktadan şuradan şöyle. O zaman bazen sağla bazen solla evet. çekmek lazım. Ya da herhalde. İşte parmaklarımızda tespihimiz yok. Hareket ettiriyoruz. Zikirmatik çık çık çık. O zaman da şu parmak oraya evet, çık. Şimdi buna basıyorlar. Zikirmatik çok güzel bir şey. Tetik parmak sendromu dediğimiz hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Tetik parmak sendromu Ve günümüzde özellikle de şimdi bu baş parmakta bunların hepsini çeşitli tendonlarımız var. Hı hı. Değil mi? Bu tendonlarımızda çok aşırı bir zaman, aşırı kullanılmasına bağlı olarak tendinit dediğimiz iltihabi bir durum meydana geliyor. Hı. Zikirle, işte zikir matik ya da sürekli kullanıyoruz mouse, cep telefonu falan filan. Tetik parmak. Hocam tıkılı, takılı kaldı böyle ya. İşte parmağımı şöyle oynatamıyorum. Ya da ya gece yatarken sürekli böyle pıt 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 atıyor. Yani. Hadi canım, bu ondan mı değil? Yani bunu çok uzun süreli kullananlarda zikirmatik kullanmasıyla alakalı değil. O zaman mouse kullananda da şu şöyle olması lazım. Her şey olabilir. Çok uzun süre kullanıyorsa, uzun süre eklemlerimizden, tendonlarımızdan bir tanesini kullandıysak tendinit ifadesi dediğimiz tıpta bilinen, özellikle eklem tendon iltihaplanması diye adlandırılan durumla karşı karşıya kalabiliriz. Olmasın diye. Ona da çözüm var. Elhamdülillah. Evet. Tetik parmak sendromu ya da işte tendinit problemi olmasın diye uzun süreli kullanmayacağız. Kullandık, dinlendireceğiz. Dinlendirmemizi nasıl yapacağız? Soğuk uygulama yapacağız. Akut bir dönem olduğu için soğuk. Yani eğer buzla masaj mı? Evet, buzu koyacağız. 3-5 saniye kalacak. Hı hı. Eğer sürekli burada tendinit durumlarımız oluyorsa eklemlerimizde herhangi bir yerimizde sıcak uygulamalar yapacağız. Şimdi namazla alakalı olan en mucizevi şeyi biz söyledik. En mucizevi şey ne dedik? Bir, siz ne anladınız? Bunu nitelendirelim mi? Hep yalnız beraber. Bir şey soracağım. Birkaç buyurun, tane buyurun. Bu az önceki pozisyonla ilgili. Ama diyor hani öyle oturdunuz ya, biz bayanlar öyle yapmıyoruz diyor. O ayak pozisyonunu erkekler yapıyor diyor. Heh, bayanların oturma pozisyonu nasıl? Evet. Onu da gösterelim lütfen mi? Yani bayanlarda daha çok, bayanlarda da aslında şu pozisyonda oturulanıyor. Göstereyim. Şu pozisyonda. Burada da oturdukları zaman yine aynı şekilde erkeklerde de dikkat ederseniz bakın biz erkeklerde şu pozisyon değil mi? Hı-hı. Bayanlarda da hafif şu şekilde bakın olduğu zaman şayet burada da yine aynı şekilde kan akımı hızı hızlanacaktır. Bakın burada yine ayak bileğimiz kan akımı hızını hızlandırıyor. Fakat en çok şayet gün içerisinde oluşabilecek kalple ilgili, beyin sağlığımızla alakalı bunu yapsınlar. Namaz pozisyonunda da durabilirler. Normalde şu şekilde de oturabilirler. Maksimum 2 dakika otursunlar. Ondan sonra beynimizde oluşabilecek herhangi bir şekilde damar tıkanıklığının önüne geçecekler. Ve yorgunluğumuz varsa bunun önüne geçecekler. Bunu muhakkak yapalım. Başka hı hı. sorumuz var mı bu konuyla alakalı olarak? Bakayım sorulara. Diyor ki oturarak namaz kılan teyzeler için tavsiyeniz olur mu? Evet. Şimdi, rükuda belimi düz tutamıyorum. Evet. Bunlar bu teyzeler özellikle. Ayak üstüne oturamıyorum. Heh, mesela daha çok dizlerimizin üstüne oturuyorlar. Aha. Bu kişilerde özellikle. özellikle. Fotoğraf gönderenler var. Çok tatlı. Soracağım. Bak bel fıtığı, kireçlenme falan o tarz mevzularla alakalı da soruyorum. Şimdi özellikle kas boyları kısa ise. Hı. Bakın kas boylarımız kısa. Eklemlerimizde herhangi bir kireçlenme durumları var ise zaten bu teyzelerimizde, bu abilerimizde, amcalarımızda doktor arkadaşlar namaz pozisyonunu oturarak belli bir dönem kılmaları gerektiğini söylüyor. Ama gitmiş oldukları, müracaat etmiş oldukları her yerde muhakkak egzersizler de tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki bazı egzersizleriniz var, bunları yapalım. Nedir bunlar? Özellikle hani dizlerimizin üstüne rahat oturamıyoruz diyenler için bir aktivite gösterelim. Dizlerin üstüne rahat otursunlar değil mi? Hemen Pelin Hanım gösteriyorum. Şöyle sırt üstü bir pozisyonda yattım. Çok basit. Dizlerin üstüne şu şekilde oturanlar olabiliyor. Mesela bakın şu pozisyonda oturuyorlar. Daha çok mesela bunu işte görürsünüz şu pozisyonda. Yalnız o pozisyon bayağı bir zorluyor insanı. Bu pozisyonda oturuyorlar. Ama şu en rahatı bu pozisyon diyoruz. Bizde neden? Şimdi ben çok rahat oturuyorum. Çünkü benim eklemlerimde herhangi bir yerde bir sıkıntı yok. Kas boylarım normal. Uzunlukta olmayanlarda şimdi göstereceğiz. Bir pozisyon göstereceğiz. Onunla beraber bunu düzenli bir şekilde yaptıklarında bu pozisyonda oturacaklar. Ve bu pozisyon onlar oturdukları zaman kendi sağlıkları adına çok daha ideal ve çok daha güzel olacaktır. Yani ileride oluşabilecek herhangi bir hastalığın önüne geçeceklerdir. Şimdi biz bu pozisyonda sağlıklı kişiler oturuyoruz. Hı. Hasta olan kişiler ileride bu pozisyonda oturabilmek için özellikle namaz kılanlarda belli bir yaştan sonra 35 yaşından sonra falan böyle artık hani yolun yarısına geldik artık kendimizi manevi açıdan hazırlayalım deyip ahirete yolculuğuna hazırlayanların çoğumuz öyle başlıyoruz namaza açık konuşmak gerekirse. Halbuki temel olarak ne dedik? 12 ile 8 yaş arasında başlamamız lazım. Düzgün sağlıklı bir fiziksel anatomiyle beraber psikolojik ve sosyolojik açıdan çok iyi bir şekilde kendimizi iyi hissedebilmemiz için, sağlıklı olabilmemiz için bu yaşlarda aktif olmamız lazım. Ama belli bir yaştan sonra biz başladığımız için maalesef gerçekten ister istemez eklem bütünlüklerimizde ve işte eğer spor da yapmıyorsak, egzersiz hayatımızda yoksa işte kas boylarımızda kısalmalar var. Bunlar olmasın diye ileride başladık işte ciddi bir şekilde farklı sıkıntılarımız var ve kas boylarımız genellikle kısa olduğu için bu pozisyonda oturamayız. Şöyle sırt üstü yatacağım, kusura bakmasınlar. Şöyle seccadeyi ben kendime met olarak kullanayım. Şu şekilde yattığımız zaman birinci olarak sağ dizimi karnıma doğru çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalça, özellikle kalça ve diz eklemimde meydana gelebilecek ya da oluşan kireçlenmenin önüne geçebilmek için. Bunlar var, kireçlenmem var, şu kadar çekebiliyorum hocam, şunu yapabiliyorum, oturamıyorum. Şunu yapsınlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya da 1, 2, 3, her iki tarafta da gösterelim, 6, 7, 8, 9, 10, 10'a kadar sayıp sabah, öğlen, akşam 10 tekrarlı bu hareketi yapsınlar. Bu birinci hareketimiz. Dizlerin üstüne oturamayanlar. Kolay gözüküyor buradan. Kolay bir hareket yani, evet. Sırt üstü yatıyorum, dizimi karnıma doğru çekiyorum. İkinci olarak dikkat ederseniz bacak üstüne attım. Bacak üstüne attığım zaman hafif şu şekilde yapmam yeterli olacaktır. Eğer çok iyi çekemiyorsa. Burada kalçada oluşabilecek, kalçayla ilgili olan kaslardaki boyu uzatacaktır. Özellikle oturma pozisyonunu sağlamak istiyorsak. Ya da düz bacak dediğimiz, özellikle işte elimde bir çarşaf olmuş olsaydı, çarşafla beraber kendime doğru iyice çekip, özellikle arka kas grubu bu. Boyunu uzatabilmek için bu egzersizi de yaparak çarşafla beraber hem de işte gastrocnemius dediğimiz baldır ve uyluk kas grubunu kendimize doğru çekip 10'a kadar sayıp 30 tekrarlı sabah öğlen akşam 10 kere yaparsak kas boylarımız uzayacaktır. Uzadıktan sonra ne yapacağız? O zaman bir günde bunu hakikaten çarşafıyla, ipiyle falan yaparız da. Tesisatlarımızı getirelim, gösterelim. Gösterelim. Şimdi bu namazda zorlandığını hisseden kişi, ve benim bir şekilde kendimi tekrar güçlendirmem gerekiyor diyen teyzelere, amcalara öneriydi bu, evet, gösterdikleri. Kesinlikle. Diz eklemi üstüne oturamayanlara yönelik gösterdiğimiz bir egzersiz. Bir de ben bir şey fark ediyorum ama tabii ki gerçekten rahatsız olanları da tenzih ederim. Yani bu durumda olup da hiçbir şekilde namazını kaçırmak istemeyen ve işte hani camiye de geliyorlar ya o tabureleriyle falan. Hani o amcaları, teyzeleri tenzih ediyorum ama hani en ufak hani ben hani zorlanıyorum, azıcık zorlanıyorum deyip de bırakan ya da geri duranlar oluyor. Bu sağlığa nasıl etkisi olduğunu anlatıyorsunuz ya. Ya hakikaten size iyi gelecek. Yani onu da söyleyelim. Hemen tabureye geçmeyin yani. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Hemen tabureye geçmesi, eğer bir ortopedist ve fizik tedavi uzmanı ya da fizyoterapist arkadaşlarımız şayet sen namazını oturarak amcacığım, teyzeciğim kıl demiyorlarsa kafalarına göre geçmesinler. Zorlasınlar. Zorladıkça eklemleri, eklem bütünlüğü açılacaktır. Zaten namazın dikkat ederseniz bizim oturduğumuz her pozisyonda eklemlerimiz normal anatomik pozisyonlarını hem her açısında kullanabiliyoruz. Her açısında kullandığınız için oluşabilecek bir kireçlenmenin önüne geçiyor. Bir de 20'li yaşlarda bir çocuk bile olsa mesela, genç bir adam bile, kadın bile olsa şey yapıyorsun hani hiç spor yapmadığına bir an yaptığında nefes nefese kalıyorsun, her tarafın ağrıyor ama 3 gün sonra diyoruz ya, tabii ki onu yavaş yavaş alışkanlık haline getirdiğimiz zaman ister istemez bu sefer atom karınca gibi oluruz. Ve çevremizde ister istemez bu ve bunu da bir yaşam tarzı, yaşam alışkanlığı haline getirdiğimizde fiziksel olarak herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. Aynı zamanda da yine İslamiyet'te şöyle bir şey var ya, işte evde namazı kılarsan sevabı daha azdır, camiye gidersen daha fazladır derler ya. Aslında temel olarak ne biliyor musun? Sosyalleştiriyor sizi. Cemaate gönderiyor, cami içerisine gönderiyor. Yani evinden dışarı çık, sosyalleş. Bir insan evde 2 gün kaldığı zaman, biz kendi adımıza konuşalım, ben evde 2 gün boyunca kaldım. Vallahi siz sanki 2 saat kalsanız böyle bir fena... Ben hiperaktifim zaten. Evet, onu hissediyorum. Bende bir sıkıntı olabilir. Birkaç soru da sorayım mı? Buyurun. Bak çok geldi çünkü. Diyor ki, Pelin Hanım ilgiyle izliyorum, 5 vakit namaz kılıyorum. Yalnız dizlerimde kıkırdak kaybı ve minisküs yırtığı oluştu. Evet. Nasıl devam edeyim? Şimdi, yani aynen kılmam dizlerime ve minisküsüme zararı olmaz mı? 55 yaşındayım, 89 kiloyum. Evet. Şimdi tabii ki 55 yaşında 89 kilo. Her şeyden önce bir defa kesinlikle diyetisyen kontrolüyle beraber kilo vereceğiz. Bir, kesinlikle. İkinci olarak doktor arkadaşlarımız onların eklem bütünlüklerini koruyacak çeşitli medikal düzenlemeler yapmışlardır. Onlara muhakkak ayak uyduracağız. Kilo verdikten sonra ve bununla beraber biz aslında ideal kiloya nasıl gelebiliriz? Lenf kanallarımızı açarak ne kadar çabuk kilo verebiliriz? Çoğumuzun aslında lenf nodülleri, lenf kanallarımız kapalı. Kapalı olduğumuz için vücudumuzda metabolizma hızımız normalin altında seyrettiği için kilo alıyoruz. Yesek de kilo alıyoruz, yemesek de kilo alıyoruz. Bu sefer de beden kitle indeksimiz yukarılara doğru tırmanıyor. Obezite sınırlarına geliyoruz. Kilo aldıkça fiziksel aktivite ve fiziksel alanımız kısıtlanıyor ister istemez. Bunu da kilo vererek daha çabuk kilo nasıl verebiliriz? Hemen ben bir göstereyim mi size, zahmet olmazsa? Ayaklarımızın üstüne, bu bizim meşhurdur. Ne bu? Daha çabuk kilo veririz mi? Daha çabuk kilo vermemiz için. O teyzemize tavsiyemiz, 55 yaşındaki ablamıza tavsiyemiz. Bakın, eklem kırdak bütünlüğü sıkıntılı ve kilolu. 85 kilo mu demiştiniz? 89 kilo. 89 kilo. Yani büyük ihtimalle bir hanımefendi Türk standartlarında olduğunu düşünsek, 1.60-1.65 boyları arasında olduğumuzu düşünürsek demek ki obezite sınırları içerisindeyiz. Yani bunu bir diyetisyen arkadaşımız daha iyi yorumlar. Bu hanımefendimizin daha kısa bir yoldan kilo verebilmesi için çıplak ayak, yalın ayak yani ya da çorapla tamamen ayaklarının üzerinden baş parmaklarının üzerine gelsin. Bizim Karadenizler bunu çok meşhurdur. Bunu biz yapıyoruz. Bütün programlarımızda da gösteriyoruz. Ayak parmaklarımızla beraber el parmaklarımızla kalp hizasında 90 derecelik omuz hizasında aşağı doğru sarkıtıyoruz. Sallıyoruz, şu lenf kanallarımızı açıyoruz. Maksimum 1 dakika boyunca. Şunu yaptığımız zaman özellikle dolaşım sistemi hızlanacaktır. Lenf nodülleri açılacaktır. Lenf kanalları açılacaktır. Bunu gün içerisinde sabah, öğlen, akşam şeklinde sürekli yapsınlar. Ve diyetisyen kontrolü aynı zamanda da işte doktor arkadaşlarımızın medikal düzenlemeleriyle beraber daha hızlı kilo vereceklerdir. Eklem bütünlüğünü daha sağlam, daha güçlü eklem bütünlüğüne sahip olacaktır. Buna beraber namaz pozisyonlarını rahat bir şekilde kılabilecektir. Evet. Zaten hem doktoruna da muhakkak sorması gerekiyor herhalde. Yani çünkü şu kıkırdak kaybı falan onu zorlayacaktır eminim, ama yani sizin acil kilo vermeniz gerektiğini söylüyor doktorumuz. Namazda kramp giriyor. Ne yapacağım? Kramp pozisyonu da bizim için çok önemli. Kramp girdiği zaman, yani özellikle namazdan önce ayağımızı, biraz önce de yine göstermiştim. Bu çok gelir bu soru. Hepimizde de olur. Namaza başlamadık. Ezan okunuyor. Ezana daha var 5 dakika. Nereye kramp giriyorsa artık büyük ihtimalle daha çok baldır kısmına girer. Tamam mı? Oluşmasın diye bakın şunu yapacağız. Gaza basacağız. 1-2-3-4-5 gazdan çekeceğiz. Gaza basacağız. 1-2-3-4-5 gazdan çekeceğiz. Gaza basacağız. 1-2-3-4-5 gazdan çekeceğiz. Kramp girenler bunu yapsın. Namazdan yaklaşık 5 dakika önce. Aynı şekilde diğer tarafta ne tarafına kramp giriyorsa bunu muhakkak düzenli bir şekilde yapsınlar. Başka bir konuyla alakalı soru var mı? Var. Sinan Hanım. Var. Diyor ki bayanlar rüküye eğildiğinde dizlerini hafif kırarsa bel ağrıları tedavi ediliyor ve secdeden elleri yere koymadan kalkarlarsa karın kasları çok güzel çalışıyor, göbek yağları oluşmuyor diye bilgi vermiş bir seyircimiz. Çok doğru. Tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Harika. Ağzına sağlık. Karın bölgesinde bayağı bir dikişleri varmış. Ameliyat olalı 3 ay olmuş. Namaz kılınca da karnım ağrıyor diyor. Ne yapmalıyım acaba? Şimdi, diyor. Biraz daha bekleyeyim mi diyor. Evet, 3 ay olmuş ve dikişleri var. Dikişleri de büyük ihtimal alınmıştır, yani dikişle alakalı bir sıkıntı kalmamıştır. Ağrıları devam ediyorsa muhakkak doktor arkadaşımıza soralım. Yani doktoruna muhakkak geri dönsün. Yani sorsun, danışsın. Ağrılarıyla ilgili muhakkak bir medikal düzenleme yapacaktır. Ama yani dikişleri alındıktan sonraki süreçte bence namaz kılmasıyla alakalı herhangi bir sorun, sıkıntı yoktur. Yani kılabilir. Ağrıları olmasın diye de muhakkak doktorundan ilaçla alakalı bir destek isteyecektir. Bir de hanım seyircimiz 3 doğum yaptığını söylüyor. Doğuma kadar diyor ben namazımı hiç bırakmadım. Yani bedenine hiçbir zararı da olmamış. Doğumu da çok kolay yaptım diyor. Maşallah da çocukları 3,5-4 kilo arasındaymış. Maşallah. Hepsini öyle mi dünyaya getirmiş? Öyleymiş. Maşallah. Güzel. Subhanallah. İşte mesela bu da dikkat edersek yine namazın düzenli bir şekilde kıldıktan sonra çocukları rahat bir şekilde dünyaya getirmeyle ilgili. Ve çocuklar da hepsi aslan gibidir. Ya da işte prenses gibidir. Muhakkak çok da sağlıklıdırlar. Allah hepsine uzun ömürler ve sağlıklı saatli yıllar versin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu da işte namazın insan metabolizmasına olan faydalarından bir tanesini hanımefendi yaşamış. Maşallah. Bel fıtığı varmış, 1 ay oldu diyor ameliyat olalı. 1 ayda olmuş ameliyat olalı. Şimdi ameliyat olanlar... Ayakta namaz kılmam doğru olur mu? Evet. Soru bu. Ameliyat olanlarla alakalı olarak. Çünkü ameliyat tekniğini yapan beyin cerrahi ve sinir uzmanı arkadaşımız, beyin cerrahi arkadaşımız eğer bu kişiye... Şimdi çünkü ameliyat tekniğini o arkadaş yapmış. Nasıl bir teknik yapmıştır? Bunu biz bilemeyiz. Eğer namazını düzgün bir şekilde kılabilirsin. Ama genellikle şunu söyleyeyim. Çünkü yapılan ameliyat tekniklerini bildiğim için yani ameliyattan sonra 3 ay boyunca oturarak kılmamızı biz tavsiye ediyoruz. Bel, karın, kalça kaslarımızı kuvvetlendirdikten sonra bunu muhakkak yapalım. Muhakkak da o egzersizleri gösterilmiştir. 3. ayından sonra bel fıtığı, kalça, dizle alakalı olarak ameliyat olanlarla ilgili söylüyorum. Özellikle çevresel kaslar kuvvetlendikten sonra 3. ayından sonra namaz pozisyonlarını düzenli bir şekilde yine kılabilirler. Ve gelecekte de oluşabilecek bel ağrılarıyla alakalı da önüne geçeceklerdir. Ve fıtıkta olmayacaklardır bunlarla alakalı olarak da. Güzel. Teşekkür ediyorum Hürkan Akkuzu. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyorum bizlerle birlikte oldukları için. Şimdi Hürkan Akkuzu'yu veda ederken, gönderirken... İstanbul Emniyetinden kıymetli polislerimiz ve o eğitmenlerin eğittikleri köpekler burada olacak. Biz tanıtımımızı girerken ben bir istenmeyen madde diyeyim, hadi ismini de söylemeyeyim. Onu stüdyoda bir yere saklayacağım ve köpeklerimiz aslında operasyonlarda nasıl o maddeleri buluyorlar. Burada canlı yayında bakalım. Becerecekler mi? Ben kendilerine %100 güveniyorum. Yöntemleri nasıl? Nasıl eğitiyorlar? Yani onlar sayesinde de aslında bir anlamda güvendeyiz. Şimdi hızlıca biz burada hazırlanalım, saklayalım.